Bu videonun ortaya çıkmasındaki olay örgüsü gerçekten çok tuhaftı. Başta HRO'da'yı anlatacağım bir video yapıyordum. Sonra Ishitani Megumi'yi anlatacağım bir içerik yapmak istedim. Ishitani Megumi'nin yönetmenliğini üstlendiği 957. bölümü izledim. 957. bölümde ise gazetelerde Sabo ile ilgili bir haber yayınlanmıştı. Daha sonrasında bölümü incelerken internette Universal Nexus adlı kullanıcının teorisine denk geldim. Adam tüm Sabo olaylarına gayet hakim durumdaydı ve olayları detaylıca anlatıyordu. Teori başından sonuna kadar beni hem tatmin etti hem de aşırı mantıklı geldi. Ben de tüm bunları kafamda derleyip eklemeler yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Teoriye geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim tayfa. Biliyorsunuz ki reveri esnasında gazetelerde bir haber yayınlandı. Bu haberin ne olduğu bize tam olarak gösterilmedi. Eğer haberin içeriğinde Sabo'nun ölümü yazsaydı zaten HRO'da hiç çekinmeden bunu bizimle paylaşırdı. Gazetede Sabo ile ilgili farklı bir şey yazıyordu. Olayın ardından dünya hükümeti Times gazetesinin başkanı Morgans'a para göndererek olayı örtbas etmeye çalıştığını gördük. Rever esnasında İmsama'nın tarihten söndürmek istediği kişiler gösterilmişti. Hatta bunların aralarında Vivi de vardı. Biz de Sabo ve Vivi arasında bir olay yaşandığını düşündük. Şimdi gazetede yayınlanan haber Sabo'nun ölümü olsaydı dünya hükümeti neden bu olayı örtbas etmeye çalışsın ki? Sabo ölmemiş olsaydı ve öldü diye gösterilseydi bu dünya hükümetine hiçbir yarar sağlamazdı. Vivi'nin de ölmeyeceğine, Sabo'nun buna izin vermeyeceğine hepimiz eminiz. Ölen kişinin hali hazırda yaşlı ve hasta olan Kral Kobra olduğuna hepimiz hemfikirizdir. Sonuçta olay sonrasında Alabasta yasa tutuldu. Dünya hükümetinin gazetelerde gizlemeye çalıştığı şey ise Kral Kobra'nın ölümüyle ilgili olduğuydu. Bence dünya hükümeti Vivi'yi öldürmeye çalıştı. Fakat Sabo araya girdi ve Vivi'yi korudu. Fakat Kral Kobra'yı korumaya başaramadı. Kral Kobra dünya hükümeti tarafından öldürüldü. Dünya hükümeti de olayı kendi lehine kullanmak için Kobra'yı Sabo'nun öldürdüğünü söylediler. Times gazetesinin başkanı Morgans ise olayın aslını yayınlamak istedi. Dünya hükümeti bu olayla birlikte hem Kobra'yı hem de ailesini tarihten silecekler, hem de devrimcileri tüm halka kötüymüş gibi göstereceklerdi. Bu olay sonrasında devrimciler ve Ivankov gösterildiğinde Ivankov şöyle bir tepki verdi. Sabo'dan bahsediyoruz. Bu mümkün değil, inanmıyorum buna, diyor. Dragon ise sakin ol, önce olayları doğrulamalıyız derken diğerleri ise hiçbiriyle temas kuramıyoruz. Nasıl teyit edebiliriz ki, diyorlar. Goa Krallığı'nın kralı Siteri ise olayı duyunca üzülmek yerine sanki korku dolu bir vaziyette Marijo'da mıydı, abim, diyor. Karasakal ise donanmanı onun almasına müsaade etmeyeceğim. Onu ben alacağım, diyor. Gazetede olay sonrasında yazan bir başka manşet ise Sabo'nun Kobra'yı öldürdükten sonra Vivi'yi kaçırdığıydı. Sabo, Vivi'yi öldürmek isteyen İmsama'nın elinden büyük ihtimalle onu kaçırdı ve kayıplara karıştı. Karasakal ise ya Sabo'nun meyvesini ele geçirmek istiyor ya da Vivi gibi önemli bir karaktere ulaşmak istiyordu. Vivi'nin Hasır Şapka Tayfası'nın bir üyesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu geçici bir şey değildi. Vivi'nin seride ciddi bir rolü var ve Hasır Şapka korsanlarına geri döneceği bir altyapı çoktan hazırlandı. Ailesi öldürülen ve artık güvende olmayan Vivi'nin gideceği tek yer ise Hasır Şapka korsanları. Onu götürecek kişi ise devrimciler ve Sabo olacak. Devrim ordusu Reveri'ye Kuma'yı geri almak için gitti ve bu bir savaş değildi. Devrimcilerin bize zayıf gösterilmesinin en büyük sebeplerinden biri de buydu. Devrimci komutanları gizlice Kuma'yı sadece kurtarmak istediler ve maalesef böyle bir olayın içine düştüler. Büyük ihtimalle devrimci ordusunun üyelerinin çoğunu göremedik. Vivi'nin oradan kaçması ise tamamıyla devrimci kumandanlarının bir başarısıydı. İki amiral vardı ve Chip üyelerinin bir kısmı oradaydı. Devrim ordusunun subayları Morlin şeytan meyvesi ve Karasu'nun kargaları yardımıyla Sabo'nun gücüyle Vivi oradan uzaklaştırıldı. Vivi'nin ve tayfadakilerin kolunda bulunan X dövmesi sahnesinin amacı ise ne olursa olsun Vivi'nin tayfanın bir üyesi olduğunu göstermek içindi. Vivi'nin İmsama için bu kadar önemli olması, soyunun tüm bu tarihin başlangıcına dayanması ve babasının öldürülmesi, ülkesinin hem Crocodile hem de dünya hükümeti tarafından ele geçirilmesiyle birlikte artık bir amacı olduğuna eminiz. Dünya hükümetini devirmek ve gerçek tarihi öğrenmek. Bunun içinse Vivi, Luffy'lerle birlikte Raftel'e gitmek zorunda. Vivi, Hasır Şapkaların politikacısı olarak tayfaya geri dönecek. Peki diyebilirsiniz, Sabo Luffy'yi nereden bulacak? One Piece mangasının 794. bölümünde
Dressler olsa da Sabo, Luffy'nin Weaver'ı kartını almıştı. Bu da bu olay için hazırlanan bir zeminin başlangıcıydı. Hatta devrim ordusu ve Sabo'nun Vivi'yi Luffy'ye bırakırken Wano'da başka işleri olacaktır. Wano'daki silah üretiminin takibini Dressler olsa ve daha öncesinden yapan devrim ordusu araştırmalar için buraya gelecektir. Ve beraberinde Vivi'yi getirebilirler. Böylelikle devrim ordusu iki görevini yerine getirmiş olur. Ve Wano sonrasında Vivi tayfaya geri dönmüş olacak. Şimdilik Sabo, Vivi ve devrimciler ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Bizleri desteklemek isterseniz videomuzu beğenebilir ve abone olarak tayfama katılabilirsiniz.